Ülkesini 5 yıl Anadolu topraklarından yönetti. Bu kadar şefkatli, bu kadar alicenap, bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür esir gibi yaşamak bilsen ne? Tarihin tozlu sayfalarında kalmıştı bu sözler. Ve yeniden tarih yazmak için doluyordu tren vagonları. İşsizlik, 66.191 işçi sırada. Sirkeci'de hüzün, umut ve gözyaşı vardı. Ağrı, Midyat, Ürgüp, Karain, Konya Kulu, Cihanbeyli ve Sakarya'dan. Yani Anadolu'dan gidenlerdi onlar. Nereden çıktım çıkartan pişman oldum. Kalacağım. 21 sene Avrupa yolu bekledim. 21 sene. Çok acılar çektim, hiç gülmedim, yaşamadım. Onlar için gurbeti anlatan türkülerin, hasret kokan mektupların ve şiirlerin... Özlemi gideriyor bir mektup yazması. Dramlaşan hayatların adı olmuştu İsveç. Ben yavan ekmeğine süttür südü biliyorum. Kimisi pizza ve dönerin kralı, kimisi bakan ya da ünlü bir futbolcu olacak. Erkan Zengin öne bıraktı Necati Erkan ceza alanında. Yavru toprağımız. Kimisi ise Avrupa'da okunan ilk ezanın mücadelesini verecekti. O bizi daha çok heyecanlandıran bir boyutu da ilk ezanı benim okumuş olmam. Sevgi ve barışın temsilcisi İsveç'teki Anadolu insanı Stockholm treninde. Stockholm treni çok yakında TRT Diyanet'te.